Ay harika. Anlıyorum ya. Şu an eski Foça'nın en eski butik otelindeyiz. Sizle birlikte tatile geldiğim için ben çok mutluyum. Aa, herhalde gelecektik ya Leman, deli misin sen? Ne var yani Paşa ile 2, 3, 5, 6, 7 ay çıktıysak, sonra da ayrıldıysak medeniyetsiz insanlar mıyız biz ya? Ayı mıyız biz, ayı mıyız? Vallahi beni hiç rahatsız etme, ben gayet de mutluyum. Ama seni ediyor olabilir bilmiyorum, bak yüzü bozum oldu bak. Şaka, şaka, şaka. Şaka tabii ya. Yani zaten topu topu 2-3 ay çıktık. Abartmayalım. Biz artık yeterli iyi arkadaşız. Ya! Duymak istediğimiz cümleler bunlar işte. Herhalde. Kudret, içimiz rahatladı değil mi? Çok rahatladı. Ah! Leman'ın en sevdiğim hayvan. Tavus kuşunun sesi bu. Şuradan geliyor. Hadi git bakalım. Çabuk git. Gel şunu şuraya koyalım. Ay inanmıyorum, tavus kuşu da var ya. İnanamıyorum ki. Ay. Sen hayırdır oğlum, düşmanına bakar gibi ne bakıyorsun sen sabahtan beri bana ya? Çünkü sana hiç güvenmiyorum paşa. Böyle bir senedir beklediğim tatilin içine ediverecekmişsin gibi bir his var içimde. Niye ya şimdi Allah Allah, ne yaptım? Zerre güven vermiyorsun oğlum bana. Bak sanki eninde sonunda böyle bir arıza çıkaracakmışsın gibi hissediyorum ya. Bak sanki kötü bir şeyler olacak. Ah paşa, ah. Ben bu işleri çok iyi biliyorum paşa. Önce arkadaşız, dostuz diye başlarsın. Sonra bir yerde bir şey olur. Bir kıskançlık baş gösterir. Ondan sonra araya bir yakışıklı girer. Bir kafa karışıklığı olur. Kafayı ona bir takarsın, sonra hop bir yerden kavga çıkar paşa. Çıkmayacak diyorum, tamam. Oğlum bitti, ayrıldık gittik diyorum. İlişki ilişki yok, ne kıskançlığı ya. Senin de tatilin falan hiçbir şey bozulmayacak. Hiç kötü bir şey de yaşanmayacak. Hadi tamam. Hele bir yaşansın. Seni parçalarım paşa. Bak senin kalıbına bakmam, kalıbını kırarım paşa. Yavrum, ben tam bir senedir bu bir haftalık tatil için yaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben bir senedir o patronumun beni pazar dahil sürekli mesaiye çıkarmasına, fazladan çalıştırmasına katlanıyorum. Sırf bu bir haftalık tatil için. Anlatabiliyor muyum paşa? Tamam. Ha, hele bir sorun çıksın. Hele ben bu yorgun vücudu keşkül gibi o serin sularda... Oğlum öpeceğim mi? Ne yapıyorsun? Yeter! Ne biçim yaklaştın ya? Tamam deli, yeter. Yapmayacağım. Söz verdi. Hak geldi kızlar. Çekin yapalım hadi. At. Ay, hadi bakalım çekin zamanımı. Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bu butik otelin sahibi ve mimarı Mesut. Memnun oldum. Ay ben de çok memnun oldum. Ben de Yeter. Çok memnun oldum Yeter. Merhaba. Bu sevgilim Kudret, o da Paşa. Otelinizi çok beğendik biz. Ah çok teşekkürler. İsterseniz zamanınız olursa bura ve eski Fokay hakkında ne? Size bilgi de verebilirim. Ama sanırım siz check-in işlemi için bekliyorsunuz. Ha, evet evet, check-in işlemimiz vardı da onun için gelmiştik. Yalnız arkadaşlar check-in saatinize henüz bir saat var. Biraz erken gelmişsiniz. İsterseniz ben şimdi odalarınızın hazırlığını hızlandırmaya çalışacağım. Tamam. O sırada valizlerinizi burada bırakabilirsiniz. Hı. Yani lobide dinlenebilirsiniz. İsterseniz üstünüzü şurada değiştirip denize de gidebilirsiniz. Ha, tamam o zaman biz üstümüzü değiştirelim orada, plaja gidelim. Umurumda değil. Ben de bir ufak mail atacağım işle alakalı. Geleceğim ben de arkanızdan hemen. Ne? İşle ilgili mail mi? Yani şu tatile iş mi getirdim? Çok sıkıcısın, aşırı. Uzun bir şey değil ya, hemen atıp şey yapacağım. Bu da lafı diyor, gidiyor. Radyo falan var orada, ben biraz moda girerim. Radyo dinlerim. Geleceğim ben de, hadi gidin. Tabii. Paşa. Bak sakın paşa. Ortamda başka biri var paşa. Gider misin? Bir sıkıntı çıkmasın istiyorum paşa. Kudret git. Ege'mizin radyosu Güzel Ege'mden haberler. Sevgili dinleyicilerimiz, haberlerimiz son hızıyla devam ediyor.
Uzun zamanda eski focamızda yakalayamadığımız seri katilimizle ilgili yeni bilgiler elimize geçti. Katilin eski focadaki otel işletmecilerinden biri olduğu açıklandı. Otellerde kalan arkadaşlar kendilerine dikkat etsinler. Bir küçük aradan sonra katille ilgili yeni detayları size paylaşmaya devam edeceğim. Kudret! Bir gel, gel. Ne var ya? Gel lan. He? Oğlum radyoyu açtım. Anons geçtiler. Radyodan spiker şey dedi. Foça dedi. Bu eski foça buraya geldik ya. Seri katil varmış. Otel işletmecisiymiş falan. Uyarıyorlar radyodan. Ah. Paşa. Ah. Biliyordum paşa. Neyi biliyordun lan? Sen biliyor muydun seri katil olduğunu Foça'da? Yakışıklı adamı görünce kıskançlık yapacağını biliyordum. Biricik katilini zehir edeceğini biliyordum paşa. Neden? Çünkü senin karakterin zayıf. Ah paşa, ah! Sen ne diyorsun ya? Ne karakter oğlum? Manyak mısın? Radyodan adam söylüyor, bangır bangır bağırıyor. Katil var diyor, seri katil diyor. Ben uyarıyor, ben de sana söylüyorum. Lan bırak! Yeter adamı gördü, dibi düştü diye yapıyorsun bütün bunları. Şu söylediğin sana mantıklı geliyor mu ya? Yok seri katil varmış da, yok otel işletiyormuş da. Lan vallahi billahi radyodan bu kolun niye senin biri için? Lan ne yapıyorsun? Ne biçim giyiniyorsun? Ne koşullarda üstümü değiştirdiğimi bilsen hiç anlatmayayım. Neyse. Vallahi billahi buradan söylediler oğlum lan. Sus be, sus! Şu söylediğin hiç doğru olacak şey mi Allah'ını seversen? Bir düşün bakalım. Eski Foça'da kaç tane otel var biliyor musun sen? Açıkta bir yerin mi varsa oraya mı bakalım? Kiminle konuşuyorsun? Bak senden çok kıllanıyorum. Otelin bir seri katili olmasa bile belli ki bir sapığı var. Neyi kapatıyorsun acaba? Sana ne ulan? Sen görüyor musun? Devam et. Göremiyorum işte. Görmeye mi çalışıyorsun? Ay, hazırız. Tamam. Hadi, biz denize gidiyoruz. Ben panik ediyorum. Abi. Tamam, hadi biz tatile gidiyoruz. Tamam. Paşa. Ah, siz burada mıydınız? Evet, işle alakalı bir mail atacaktım ya. Lanet olsun. Ah, çok teşekkürler, çok sağ olun. Estağfurullah da. Geçmiş olsun bu arada. Kollarınız iyi değil gibi, iyi misiniz kollarınızda? Kollarım mı? Yani, küçük kediler besliyorum da ben. Onlar kollarımı parçaladı. Küçük kedi mi? Vallahi kedi gibi değil, böyle sanki panter besliyormuşsunuz gibi. Bayağı derin izler de. Sorun yok. Anladınız mı? Kolay gelsin size. Pardon, bizim bir limonata vardı da. Geliyor mu? Hemen getiriyorum. Tamam, teşekkürler. Siz arkaya geçin, getiriyorum. Çok değişik bir adam bu. Çok değişik halleri var bunun. Ege'mizin radyosu Güzel Ege'mden haberler. Sevgili dinleyicilerim, sizlere seri katille ilgili bilgiler vermeye devam ediyorum. Bugün aralıksız olarak bu seri katille ilgili yayın yapacağız gari. Halkımızı uyaracağız buralardan. Elimize geçen son bilgilere göre dün seri katilin birini kırtlamaya çalışırken boğuştu. Kollarında, ellerinde boğuşma cırmık izleri kaldığı bildirildi. Cırmık izleri mi? Olamaz. Olu. Aman kız ne edeceğiz biz incik dediğinizi duyar gibiyim. Ben de korktum inanın sevgili dinleyiciler. Birazdan emniyet müdüründen gelen katilin eşkalini detaylı paylaşıvereceğim sizle. Bekleyin gari. Cırmık izleri diyor. Ay. Sizi... Çok sıcak su içmeye geldik. Boşver suyumaya, gel buraya Kudret. Arkadaşlar, bak yine çıktı spiker çıktı söyledi. Seri katille alakalı bir şeyler diyorlar. Bak Foça'daymış katil. Otel işletmecisiymiş ve boğuşmuş birileri herhalde. Kollarında cırmık izleri varmış. Bu Mesut var ya garip adam, uzun boylu. Bunun da kolları buradan buraya cırmık izleri. Oha! Sonunda biri inandı bana işte. Oha tabii. Ona oha değil. Sen hala yeteri kıskanıyorsun. Adam yakışıklı diye delirdi resmen. Siz nasıl bir manyaksınız ya? Katil var diyor lan. Ya bize bir şey yaparsa lan, ya bizi buraya sıkıştırırsa, ya bizi öldürürse burada. Öldürürüm seni. Çık. Öldürürüm. Çık orada işte, geliyor çık. Öldürecek herhalde. Öldürürüm lan. Ne yapıyor lan? Sevmekten öldürürüm seni. Ha? Sen ne tatlı bir şeysin öyle. Ha? Ha? Ha?
dur. Acıktın mı sen? Dur, yemek vereceğim sen. Nasıl kedi sevmek o ya? Gel bakalım, ye. Ama kedi... Ay, ne tatlı adam ya. Paşa, ya madem hazmedemiyorsun ayrılığın üzerine tatil yapmayı, söyleseydin de gelmeseydik arkadaşlarımızın tatilini rezil etmeye. Resmen adama neler söylüyorsun ya? Uydurukçu musun sen ya? Uydurukçu ne be yeter. Ne biçim lafı uydurukçu gibi, ilkokul çocuğu gibi. Uydurukçuymuş. Uydurukçu falan değilim. Bak bangır bangır bağırıyorlar. Eşkal verecekler, daha vermedi. Tamam buradasınız. Ay. Dinleyin sizi, radyodan dinleyin abi. Spiker devamlı. Bir garip, manyak bir spiker var bak. Zihni kundura, zihni kundura, güzelleşir ayakta dura dura. Değildi ya. Yani gerçekten akıl veriyor hep. Yanlış kundurayı giymeyin diyor. Bu kundurayı giyin diyor. Hay Allah. Ya bırak ya. Hayır, ya yürü abi, devam ya. Boş yapıyor. Hadi. Reklam almış. Radyoma ekmek parası. Reklam alınmış. Reklam lan o. Ne diyorsun lan manyak? Vallahi döveceğim seni artık ya. Ulan ben mi abartıyorum, ne yapıyorum ya? Ben bıktım, yemin ederim bıktım ya. Lan ya Rabbim. Kolay gelsin. Sıcaktan bayıldı da. İçeri götürüyorum, biraz uzansın. Tabii tabii, başka zaten ne olabilir ki? Gözlüğü unuttum ya. Oğlum! Kudret! Nereye gidiyorsun lan? Manyak gel buraya. Gel şuraya lan. Demin manyak yine geldi, o Mesut Demir herif. Burada bir tane adam bayılmış, onu sürükleyerek içeri getirdi. Ara polisi, ara polisi! Yani paşa, ah paşa. Ant içtim, senin tatilini mahvedeceğim diyorsun, öyle mi? Lan hayatım mahvolacak birazdan diyorum lan, ne tatili? Oğlum, benim hayatım rezil bir halde zaten. Mahvolsun, onda sorun yok. Ama tatilim çok güzel paşa. Onun mahvolmasına müsaade edemem. Bak senden ricam, bu adamın peşini bırak. Kıskançlığını dizginle, bir daha da... katil, matil uydurma olmadık yerden. Seni uyarıyorum bak. Uydurmuyorum bak. Yapma artık, uydurmuyorum oğlum. Sabahtan beri bak söylüyor spiker. Eşkal falan... Bekle lan burada. Git de burada bak. Nasıl olsa sözü kendi kulaklarına duy bak. Bekle. Zihni kundura, zihni kundura. Güzelleşir ayakta dura dura. Bitecek şimdi, reklam bitecek, dur. Bitmedi. Zihni kundurada yaz fırsatları yeni başladı. Zihni kundura, zihni kundura. Güzelleşir ayakta dura dura. Başlayacağım kunduranıza artık ya. Yapma. Kıskançlıktan sanrılar görüyorsun. Bak seni uyarıyorum, rica ediyorum. Yapma. Oğlum ya. Selam. Geldiğinizden beri bir gergin gözüküyorsunuz. Her şey yolunda değil mi? Oğlum ben... ayağımda biraz sorun vardı. Bir de mail atıyorum, gitmedi. Ona biraz moralim bozuldu. İyiyim, teşekkürler. Yardım edin! Yardım edin! Özür dilerim. Hemen geliyorum. Bağırma! Bağırma! Özür dilerim. Muhabbeti böldüm. Bir işim vardı da içeride. Estağfurullah. İçeride böyle yardım edin mi? Öyle bir saçma böyle kulağıma geldi. Yardım edin falan denildi. Öyle pat 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 silah sesi gibi bir şey. Yani çok umursamıyorum da öyle bir şey duydum gibi sanki. İçeride bayılan beyefendi. İçeriye taşıdım. Onu da bir anda uyanınca... odada akrep görmüş. Oh. Ben de gazeteyle onu pat, pat, pat diye öldürdüm.
Ne güzel. Arkadaşlık, dostluk, böyle anlayış falan çok, çok hoş. Ben de arkadaş demişken, arkadaşlarımın yanına gitmeyeyim, gideyim mi? Ha geldiler, onlar da geldiler. Arkadaşlarım geldi. Vallahi soğuk bir şeyler içelim diye geldik eğer varsa. Tabii ki. Benim çok güzel ev yapımı limonatam var. Ne dersiniz? Limonata bayılırım. Hayır! Niyeymiş? Evet paşa. Niyeymiş? Şekerli ya. Bu sıcakta şeker dokunur. Ben içerisinde doğal şeker kullanıyorum doğal ama. Doğal şeker. Organika. Organik. Çok teşekkür ediyorum. Rica gerçekten ederim. İçmek için sabırsızlanıyorum. Olmaz! Ya iyice delirdin. Delirdim lan! Delirttiniz beni, ben burada saatlerde neler yaşıyorum? Katil o adam, katil! Radyodan sabahtan beri bangır bangır bağırıyorlar, eşkan yaşatıyorlar birazdan. Hiçbir şey görmediniz ya, her şeyi ben gördüm. Bir tane seri katil var, otel işletmecisiymiş. Kollarında boğuşmaktan dolayı cırlıklar varmış. Bakın kollarını açsın, görün. Katil o. Demek buraya bir tane adam geldi, bayıldı, adam içeri götürdü. Sonra gitti pat pat, göt pat pat, bir şeyler yaptılar. Ondan sonra dedi ki, ne oldu dedim. Akrep vardı lan, akrep vardı dedi. Şeyler dedi, garip garip. Ondan sonra geldi, burada benim ayağım falan titredi. Ya bu adam, foça katili. Birazdan eşkal verecek, zaten duyacaksınız size radyo. Gerçekten enteresan teoriler. Ya paşa, sırf senin rezil olduğunu görmek için izin veriyorum, tamam mı? Dinleyelim eşkali. Aç Kudret radyoyu. Ah paşa, ah. Ahlama lan bir kere, aç şu radyoyu aç. Gelecek şimdi eşkali. Zihni kundura, zihni kundura. Güzelleşir ayakta dura dura. Bitecek bu reklam. Şimdi verecek eşkali bak. Zihni kondura deyip geçmeyin. Giyince farkı anlayıvereceğiniz. Zihni kondura, zihni kondura. Güzelleşir hayata dura dura. Kunduranız artık ya. Gelecek şimdi, dur. Ya. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Katil eşkali açıklayacağımızı söylemiştik gari. Hadi! Açıkla artık! Hemen açıklıyor. Ama önce sponsorumuza bir teşekkür etmeyelim mi gari? Zihni Kundura'ya çok teşekkürler. Zihni Kundura, Zihni Kundura. Güzelleşir ayakta dura dura. İnşallah ölmüşündür. Hadi artık ya. Yalan söylediğini kabul et. Katilin işgali. Katilimiz 1.58 boylağında. Kızıl saçlı, tıknaz, bodur, koca kafalı bir erkekmiş. Ha! Şu an elimize bir haber daha geçti. Katil yakalanmış gari. Hadi müjdemi isterim. En azından bir katil olduğu doğruymuş. Mesut Bey'e bir özür borçlusun galiba. Değil mi paşam? Ha? İlikli adamdan. Mesut Bey. O kadar şeyi duyunca öyle zannettim. Kusura bakmayın gerçekten. Bu arada yeterli de yeni ayrıldık. Psikolojik olarak haklılar herhalde. Toparlayamadım kendimi. Lütfen kusuruma bakmayın ne olur. Ya önemli değil dostum. Bu saçmalıkları unutmak için size birer tane limonata ısmarlayayım. Süper. Ne dersiniz? Evet, olur limonata. İçelim, içelim. O zaman siz hamaklara geçin arkaya. Tamam. Ben de limonata hazırlayıp yanınıza gelin. Olur, süper olur. Tamam, hadi, o zaman geçeriz. Evet. Tamam, çok teşekkürler. Ben de çantamı toplayıp geliyorum. Hemen içeri geliyor. Tamam, çantamı toplayıp geliyorum. Ulan çok ayıp oldu adama ya. Salak paşa ya. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Seri katil bu cinayetleri ikinci bir ortağı ailen yaptığını itiraf etti. Ortağı kurban ağına limonata ailen zehirleyip sonra testere ilan kesiyormuş. Aman dikkat edin ey dosta. Kaçın. Ama kaçarken zihni konduranızı giymeyi unutmayın, emi. Limonata? Yapmışım gari! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.